Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Gündüz vakti böyle ufaktan bir yayın çalışması. Aynı zamanda da YouTube'a video çekiyoruz. Şimdi bu oyundan ben 3 bölüm çektim. 2 tane daha çekmem lazım. Bu arada da dedim canlı yayın da yapalım. Fena bir oyun değil. Biraz böyle monoton bir oyundur ama işler arttıkça oyununda akarı gideri artacaktır. Şöyle açalım. Furkan Öykü TV official ismiyle Twitch'te, Instagram'da Furkan Öykü TV ismiyle de YouTube ve TikTok'ta bize ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Rent Simulator güzel bir oyun. Yani ben seviyorum. Biraz monoton olmasına rağmen sevdiğim bir oyundur. Severim yani. Bu oyunu şöyle yapalım. Perşembe günleri arkadaşlar. Bu her perşembe YouTube'a bir bölümü geliyor bu oyunun. Onun da bilgisini verdikten sonra siz değerli arkadaşlarıma oyunu yükle diyorum. En son save yaptığımız yerden bakalım. En son bir tavuklarla ilgili bir operasyon yaptık. Üretim çiftliği gibi yaptık orayı. Horoz da aldık. Bakalım neler olacak, neler bitecek şimdi. Bizim o oyunda bayağı bir tavukla ilgili sıkıntımız kalmamıştı. Burada bayağı tavuklarla aramız iyiydi bizim. Bunlar gün içinde yumurtlayacaklar ama bizim şimdi tabii kalasımız yani pardon kerestemiz olmadığı için. Daha doğrusu bizim gidip yem almamız lazım. Hayvanlar aç. Bizim hemen gidip yem şey etmemiz lazım. Yoksa acından ölecek hayvanlar. Hemen gidelim. Lan. Düz yolda araba süremiyorum arkadaş ya. Gideceğiz. 20 tane falan yumurta var. Çok bir şey alamayacağız belki ama şu çuvalı almamız şart en azından. Hop bastık frene. Şu yumurtaları satalım hemen ya. Şimdi 144 dolar lan zaten paramız yoktu ulan böyle iş olur mu ya? Sat abi. Şimdi mecbur alacağız 1 2 3 4 5 Hayvanlara çünkü yiyecek bir şey vermem lazım. Yoksa tavuklarım ölür. Şimdi şuraya koyalım. Ahırı yaptım kardeşim de. Senin o dediğin iki tane hayvanı oraya aldığın zaman... Ya 600 dolar civarında bir para lazım ona. O hayvanları da çiftleşip de büyüyene kadar, artana kadar sayıları karnını doyurman lazım. Yani sana bir yerden sürekli para akması lazım. O yüzden tavuklar şu an çok değerli. En azından günlük Allah. Şu an 24 tane tavuğumuz var. Şimdi civcivleme de olursa daha rahat olacak. Bizim tavuklardan gelen paraya ihtiyacımız var yani. Bir de kalas işini çok hafife almışım. Ama harbi kalastan para kazanılıyor. Onu gördüm. Ama dediğim gibi yani şey iki tane testere olacak. İki tane yakıt bidonu. Cayır cayır yapacaksın. Şimdi şöyle frenledik. Aç abi kapağı. Şunu kapat da.
Kabın biri boş. O zaman al abi çuvalı. İkinci kabı da dolduralım. Bu su da boş. Bu iyi, fena değil. Oraya bir su ayarlayacağım. Aç abi kapağı. Şu yemleri kenarlara dizelim abi. Yine değişik değişik sesler geliyor ya. Ha, hava kapattı. Yağmur yağıyor. Oğlum böyle yağmur yağması mantıklı değil. Bu ne lan? İki kutusu da boş durun. Şuna da yem atalım. Noktaydı. Altı noktası gitti. Suda sıkıntı yok. Burada su var. Yem var. Su da var. Tamam, burası üretim ofisi. Orada üretim yapıyoruz. Şu ışıkları yakayım ben. Aslında demir olsa iyi olur. Bu ışıkları sevdim. Bunlar bayağı iş yapıyor. 4 taneydi lan bunlar, bir tane daha olacak. Yok, 3 taneydi, pardon. Su. Kova nerede? Sepetleri de al abi ya. Bunları... Yani bunları artık kümes malzemesi, bunları buraya koyalım. Şimdi... kova. At içeri. Hemen su çekelim. Ay ben böyle işin... Şuraya hemen... şu boş kutuya suyunu doldur. Kovayı da koy abi. Şimdi burada çok önemli bir problem var. Ahırı yaptık. Ahırın bahçesini yaptık ama bu ahırın neyi yok? İçinde yemlikler yok abi. Bunların içine yemlik atmamız lazım. Onun için de kereste yapacağız yine. Gel bakalım. Yem ve su çanağı. Şimdi bu yemlikler... Bunları iki kere doldurduk. Molay bitmeli ya. Koyduk bir tane. Bir tane daha koy yanına. 16 kalas. İki tane de su koyarız. Domuzlar çünkü buraya attık mı büyüyecekler. Büyüdükleri zaman da siginti çıkacak. Su çanağı. Bir dakika ya. Bak bunları yamuk koymuşum. Takıyorum böyle şeylere. Yemliği tekrar ver. Evet, bir yemlik. İkinci yemlik. Su içinde. Birinci su. İkinci su. 16 tane. Hay maşallah. Desene kereste işine hoş geldiniz. Yine kereste yapacağız abi. Sevsek de sevmesek de. Benim bir yığın kerestem vardı. İnşaat işlerine bir girdik. Bitti. Burası doluydu full ya. İsyanım var benim kadere kardeşim ya. Abi buralarda ağaç kalmadı ya. Şöyle bakayım. Yine ben bizim tarlayı, mekanı boşaltayım ya.
Güzel. Şimdi bunları bir keselim. Şöyle havada açarsa daha bir güzel olacak. Evet. O kadar keresteye ihtiyacımız var ki buraları iyice bir biçelim yani. Bayağı bir keresteye ihtiyacımız var. Gel bakayım. Yani ihtiyacımız kadar mı kereste yapalım bilemedim. Fazlasını da yapabilirim aslında. Şöyle biz bol keseden alalım da şimdi eksik kaldı, yok kıçı başı dağıldı, uğraştıracak bizi çünkü. Bak kütük ver. Şöyle koyalım. Aman be ya. 3-4 sıra koysak kurtarır diye düşünüyorum. Yani umarım kurtarır. 3. sırası bu değil mi? Şunu da alalım. Temiz. Şimdi bunu buraya attığıma göre başka var mı lan? Kütük kestim, ha varmış. Bak bir tane daha var burada. Orada bir tane daha var. Ver abi. El mahkum. Buraları indireceğiz mecbur abi. Yapacak bir şey yok. 2 tane, 3 tane çıkacak. Ne çıkarsa bahtına. Ben 4 sıra yapsam bile o çanaklara yeteceğini hiç sanmıyorum abi. Bence yetmeyecek de. Bakayım. Bir tane daha koyacağım, sonra üste koyacağım. Şunu keseyim. Yok. Şuradan yakından. Yakından keseyim, yakından. 2 tane çıktı, şansa bak. Hani 2 tane çıkıyor. Bizimki de kısmet işte.
İki tane mi koyacağım? Evet, iki tane koyacağım. Daha iki taneden fazla çıkacak bunu kesince. Yapacak bir şey yok. Hiç öyle abartılı bir şey de çıkmadı. O da bir bizim için avantaj tabii ama. Ulan ben senin yapacağın işin bir tane daha var şurada. Onu da al abi. Bunları keseceğiz artık. Ne çıkarsa bahtımıza. Yani çok yakıt yakıyoruz. O çok sıkıntı oluyor bana. İnelim abi. 14.50 saat. Güzel. Motoru çalıştır. Gönder. Bu kalaslarla bir şeyler yapacağız. Şimdi o yemlikleri falan da yapalım. Orayı da hazırlayalım bir yandan yani. O da hazırlık olması lazım. Şunun arkasına küçük römorkü taksak var ya, çok rahatlatacak beni de. Sanki bir tane daha alır ve yakıtı biter. Bir tane daha yapar sonra yakıt biter abi. Yakıt bitti. Şunu aldık. Koyduk. Şimdi TikTok'taki canlı yayına farklı bir şey yapacağım. Ekranı da canlı yayında düzeltiyorum. Artık kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bir dakika. Gönderdim. Şunu da al. Kesmeye devam, kesmeye devam.
Onun da 25 günü tamamladım. Oyunda 25. günüm. Bu arada arkadaşlar, topluluk kurallarına uymak mahiyetinde bazı yayın organlarına farklı şekilde yayın basıyorum. Bilginiz olsun. Twitch'te kameramız var. Video kaydında, YouTube'da videolarda kamera kaydımız var. Fakat TikTok'ta izleyen arkadaşlarım beni görmeyecekler. Çünkü TikTok çay içiyorum, başka bir şey diyor. Yani sigara içiyorum, sıkıntı yarattırıyor. O yüzden sadece oyun görüntüsünü TikTok'ta paylaşıyorum. Şöyle gel. Şimdi bu odun kesme işini biraz ara verip yumurta mı toplasam? Hayvanların yemleri bitmiş olabilir. Odunlarımızı keselim, daha o yalakları yapacağız. İnelim ve kümesimize gelelim. Şimdi lan, ikisi de mi boş? Yapma ya. Oğlum çok yiyorsunuz lan. Ver bakalım sepeti. Şu yumurtalarımızı bir alalım şuradan. İki yumurta da burada var. Oradan civciv çıkacak diye bekleyeceğiz artık. Tamam. Çıkan yumurta bu. Şimdi bu yumurtaları gidip satıyoruz. Sattıktan sonra yine
yem alacağız. Bunun yakıtı bitiyor işte. İşin dandik tarafı o. Onun arkasına küçük römork bağlarsak çeker diye düşünüyorum. O küçük römork da çok işimizi görür. En hızlısından. Hemen yumurtaları sat abi. Sattık mı sattık. Kaç oldu para? 161 lan. Yine mi ya? Bunlar verdiklerini yiyorlar. Ben bu işten bir halt anlamadım ya. Bakalım. Bunlar verdiklerini yiyorlar. Ben bundan bir halt anlamadım. Yani bu ne biçim iş abi? Asliye'ye. Çok yiyorlar ya. Sıkıntı yani, bu kadar yememesi lazım. Ne abi? Bu çok karanlık oluyor abi ya. Bu. Ama oyunun sıkıntısı da bu işte. Hava karardı mı hiçbir şey yapamıyorsun. Abi şuraya bak, zifiri karanlık oldu. Bu böyle olmaz ama. Böyle sıkıntı. Oyunun parlaklığını açayım desem, bu sefer gündüz döngüsü yaptığı zaman parlaklıktan bir şey göremiyorsun. Şurada bizim bir çadır vardı. Heh. Hemen uyusun uyansın abi. Oyun kaydetsin. Gündüz olsun böylece. Bu nedir ya? Kalk. Kapağı aç. Şu sepeti al abi. Şu sepeti şuraya koy. Şunu da getirelim. Herhalde bitirmezler 2 dakikada. Satayım. Bu kadar hızlı yenir mi lan? 2 tane buraya. İki tane de bu tarafa. Bir iki yaptı. Bir tane de şu bizim üretim merkezinin yanına koyalım. Ne olur ne olmaz. Şuraya üretim merkezine yakın koyalım. Şimdi bunların yem su olayını bir gözden geçirelim. Şu kapağı kapat da kaçmasınlar. 7'ye 7, 6'ya 7, 3, 4. Tamam, kurtarır bu, iş görür. Devam. Buraya bakalım. Full mü? Full sayılır. Full sayılır. Zaten 3 tane tavuk aldım. Bunu yiyemez ki. Şu kapağı indir abi.
Yem yok. Su var mı? Su var. Şu yemi boşalt abi. Evet. O yemi boşalttık. Şimdi şu aracı kaka ya, Allah Allah. Burada bug'a girmeye başladı abi. Şaka gibi ya. Bir bug'ımız eksikti. Zırt pırt bug'a giriyoruz anasını satayım. Şimdi buraya geldim. Yani bak, şu ikisi bir yalak. Şu da bir yalak. Yani elimden geldiğince üç tane yalağı yaptım. Sonrasında odun keseceğiz yine. Neyse, 3 tane yalağımız hazırlandı en azından. En azından bir yalaklık daha kalas lazım. Evet. Ha, buralara yem almak sıkıntı. Yem alacağım daha ya. Bir dakika. Şu otomatik yemleme zamazingosunu kaç paraya yapıyor? Ambar. Bölgedeki tüm yalakları doldurur. Abi 125 metal, 50 çimento diyor ya. 150 metal. Yani 150, 125, 200, 250 tane demir lazım. Yani o 500'lü paketi almamız lazım. 50 tane çimento istiyor bir de. Abi bu mevzu bize pahalı gelir kardeş. Ama mecbur kalırsak da yapacağız tabi. Şurada 3-5 tane ağaç var. Onları bir indireyim. Yani 3-5 tane ağaçtan kastım. Doldur işte arabayı. Aracı dolduralım. Gel. Buraya sığar mı lan? Hadi
bahsedirdim. Şunu ver. Yani iyi gidiyorum şimdilik. Lan senin şimdi var ya, ne zor şey arkadaş bu da oturtmak bunu ya. Bak orası bir. Hava açtı. Bu da bize avantaj. Üçüncü sırayı getiriyorum şimdi. Ama bu etrafta hiç ağaç kalmadı. O işi ne yapacaksın abi? Şuraya yanaştırayım diyeceğim arabayı da. Mecbur gideceğiz. Ananı. Yine mi ya? Bunu koyduk. Arabaya bindik, mort olduk anasını satayım. Biz 6 tane yaparız diye düşündük ama işte arabaya bindik. Şirazesi kaydı yine. Vur indir. 5-6 tane çıkar herhalde bundan ya. Bayağı bir çıktı. Ya arkada römork olsa oho ben bir doldurmaya başladım var ya buna. Yani bayağı bir doldururum. Bir de domuz eti et olarak satmanın hiçbir manası yok. Aslında bol kereste toplayıp biraz kereste satışıyla şey yapabilirim. Dört tane çıktı. Şu bir taneyi de bir yere sıkıştırayım işte. Burada kalmasın zebil tek başına garibim. Koydum işte al.
doğru bizim kesime. Hadi gönder kesime. Hayvan gibi kereste yapacağız. Başka çaremiz yok. Yapacağız ve keresteyi, kereste yapımından da yani satacağız, kazanacağız. Bunun başka açıklaması yok abi. Yani tavukların kıçının saati gelene kadar şu odun kesme muhabbetini yapalım. Hadi bakayım, kes babam kes. Yalaklara kereste lazım. Zaten şu anda yumurta ve keresteden başka bir şeyimiz yok. Horoz efendinin keyfi gelene kadar tavukların artacağı da yok. Hadi. Kes oğlum kes. Yalah yapacağız. Kes. Kes babam. Kes hanım. Kes. Bunun yakıtı var, iyi. Komple yakıt krizine girmeyelim şimdi, bir de o sıkıntımız var bizim. Yakıt almamız lazım. Gönder. Gönder oğlum, gönder. Hop gitti.
Gel bakayım. Yakıtı bitmesin ne olur ya. Gözünü seveyim bak, yakıt bitmesin bak. Yakıt biterse sıkıntı şu an bana. Zaten param yok. Nasıl yakıt alacağım? Al işte. Neyse. Az bir şey yakıt koyduk. Bunu da koy. Yakıt almamız lazım. Bu tamam. Şöyle kenara bir parçalık yapıştırsın içine koy. Yani içeride bir yalaklık daha. Kereste alalım şuradan. Tamam. Şimdi şunu koy şuraya. At buraya arabayı. Gel. Şurayı hazırladık. Artık burası hayvanları ağırlamak için hazır yere geldi. Tamam, burada eksiğimiz kalmadı. Burası tamam. Belki sonrasında ışık veya benzeri bir şeyler yapmam gerekirse duruma göre bakılır. İnelim. Bakayım. Yemliğin biri boş. Suyun biri boş, birer tane dolu. Güzel. Orada iki çuvalı var, beklesin. İki çuval burada var. Yemlikler iyi durumda. Su da iyi durumda. İyi, bir sıkıntı görünmüyor. Bir civciv çıkartamadınız lan. Eceliksizler. Sepetimi alayım. Malzemeyi toplayalım abi. Yapma. Şu yumurtaları alalım. Şimdi dolu yumurtayı aldığın zaman bunda tavuk saldırıyordu. Yine aynısı olur mu acaba? Boş. İki tane burada var. Bir tane de şu çekmecelerden birinde var. Bunda bak. Boştur %90. Boş tabi, ne olacaktı? Şimdi.
Tamam, o yumurta dolu. O yumurta dolu. Güzel. O yumurtaya dokunma abi. O yumurtadan nevale çıkacak bize. Şimdi paramız var mı bizim? 11 dolarımız var. Abi 11 dolarla ben ne alacağım ki? Kereste yapsam yapılmaz. Başka bir şey yapsam yine yapılmaz. Ne yapacağım acaba? En iyisi şöyle yapalım. Değerli arkadaşlar, saat 18 olmuş oyunda zaten. 11 dolarla şu bizim bidona alabildiğimiz kadar benzin alalım. Buraya gel, buraya. Buraya gel. Gel lan. Yatırdık bunu. Güzel. O zaman şöyle yapalım. Hızlıca. 3 parçayı satarsak yakıt olayını çözeriz diye düşünüyorum. İşte böyle ufak tefek kaktırma işleri bunlar bize. Bas gaz abi, hızlıca gidelim. Bu yakıt bitmeden benzinle varırım diye ümit ediyorum. Yani bu benim ümidim. $45. Etleri sattım. Şimdi benzinliğe gidip yakıt almam lazım abi benim. Ortalık zifiri karanlık olmadan gidelim. Bir şekilde döneriz artık. Özür diliyorum. Ver. Tak. Doldur. Tamam. Para mı bitti lan? Para bitti tabii.
Para bitince de biraz eksik aldık yakıt ama hiç yoktan iyidir. Ananın avladığı çok döndü. Yay. Ve yine kayıt noktasındayız. Yattık ve kalktık. Evet sevgili arkadaşlar, hatırlatalım. Her Perşembe günü YouTube kanalımızda göreceksiniz bu güzel oyunu. Şimdi ne yapıyorum? Ben bir rekordu kapatacağım. Bölümü YouTube için sonlandıracağım ama biz devam edeceğiz. Kimse bir yere ayrılmasın. Hemen geliyorum.